Herkese selamlar. Bizi ilk defa izliyorsanız ben Hümeyra. Ben Ali. Bugün size Highgate Cemetery'den bahsedeceğiz. Onun 5 tane en ilginç özelliğinden bahsedeceğiz. Mezarlık iki alandan oluşuyor. Doğu ve batı girişi olmak üzere. Giriş ücretli. Batı girişinin biletini alırsanız eğer doğu tarafına da giriş yapabiliyorsunuz. Doğu biletini alırsanız batı için ekstra bilet ücreti ödemeniz gerekiyor. Batı biletini alınca hem doğuya da giriş ücretsiz olduğu için, yani ücrete dahil olduğu için 10 pound. Diğer taraf ise sadece 4,5 pound gibi bir şey yapıyor. Kişi başı ücret alıyorlar. Sitesinden her şeyi öğrenebilirsiniz. Siteyi aşağıya bırakacağız. Mezarlık gezisi yapmamız enteresan biraz ama ilginç bir şekilde burada 7 tane Highgate Cemetery gibi ünlü mezarlık var. Biz de özellikle burada Highgate Cemetery'deki ünlü isimlerin mezarlarını ziyaret etmek için hadi gidelim dedik. Lafı çok uzatmadan bu Highgate Cemetery'nin çok enteresan bulduğumuz 5 özelliğine geçmek istiyorum. Birincisi kuruluş hikayesi. Bu 1800'lerin başlarında İngiltere'de özellikle endüstriyel devrim sonrası Londra çok kalabalıklaşmaya başlayınca ölüm oranları da çok fazla artmaya başlamış. Ölüm oranları arttıkça artık insanları gömecek yer bulamamaya başlamışlar ve işte sokak aralarında falan insanları gömmeye başlamış. İşte, ceset kaçakçıları falan ortaya çıkmış. Evet, ceset kaçakçıları ortaya çıkmaya başlamış. Ve böyle çok böyle kaçak şeyler, merasimler falan yapılmaya başlamış. Ve yer olmadığı için mesela birkaç ay sonra zaten gömülü olan bir yere açıp tekrar insan gömüyorlarmış ve çok sığ gömüldükleri için artık bir yerden sonra bir toplum sağlığı problemi haline gelmiş bu. Ve işte Londra'nın City Council toplanmış, demiş ki biz bir mezarlık yapımına artık başlayalım. Zamanı gelmişti. Zamanı gelmişti falan diye. 7 tane mezarlık yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Highgate Cemetery. Ama galiba en ünlüsü Highgate Cemetery çünkü çok ünlü insanların mezarları var. Bu da bizi İkinci maddeye getiriyor. 4 yapıyordum ben zaten. Evet, ikinci maddede şu. Doğu tarafında aslında daha çok var. Birçok ünlünün mezarı burada. En çok tanıdığımız, bildiğimiz Karl Marx. İkinci en önemli, mesela bunun dışında benim böyle evet, çok sevdiğim, ben bilim kurgu çok seviyorum. Douglas Adams kitapları böyle yalamış yutmuş bir insan. Hepsini demeyeyim şimdi. Otostopçunun Galaksi Rehberini ve Neil Gaiman'la ortak olan şey kitaplarını falan okudum. Neyse, çok uzatmıyorum. Douglas Adams'ın mezarı bulunuyor. Bunun dışında şeyler de var tabii ki. Sadece bu ikisi değil. Sanat, siyaset, bilim, felsefe alanında çok niş kitlelere hitap eden, aslında tarihi bizim bilmesek de adını altın harflerle yazdırmış insanlar bulunuyor. Üçüncü maddemiz film setleri. Hepimiz bence Yüzüklerin Efendisi'ni izlemişizdir. Christopher Lee'miz. Evet. Burada Taste the Blood of Dracula diye bir filmde burada çekilmiş ve orada Kont Dracula karakteriyle oynamış. Master, take me with you, Master. I have no further use for you. İkinci bildiğimiz ve bence en çok Harry Potter fanlarının bildiği Fantastic Beasts. Oradan, yani
söylediğim Mısır Sokağı ve Lübnan Meydanı o filmde geçiyormuş. Küçük bir alan ve bunun gibi adını şu anda henüz hatırlamadığım ama aşağıya yazarız. Belki izlemişsinizdir. Belki de izlemek istersiniz. Evet, filmler aynı şekilde burada çekilmiş. Dördüncü maddemiz. Burada, yani burada dediğim şu anda bulunduğumuz yerde değil, Highgate Cemetery'de 1970'lerde bir vampir avı gerçekleşmiş. ...1969'da David Ferrant diye bir adam yerel gazetelerden birine işte orada uzun boylu, gri ve kırmızı gözlü bir figür gördüm. Kesinlikle bir vampirdi. Minvalinde bir yazı vampir yazıyor. Vampir avına çıkan da o muydu? Hem o hem de bir tane daha var. Neyse. Sonra işte bu adamı bir şekilde çok ses getiriyor şey. Neyse sonra Sean Manchester diye de başka bir adam ve bu adam gerçekten kendisinin Vampire Slayer olduğunu iddia ediyor. Günlerce yanlış hatırlamıyorsam Sean Manchester öncülüğünde insanlar, polislerin engel olmaya, yüzlerce insan polislerin engel olmaya çalışmasına rağmen mezarlığa zorla giriyorlar. Mezarları kazıyorlar, işte cesetlerin kafalarını koparıyorlar, bedenlerini kazıklarla parçalıyorlar falan. Bayağı harap ediyorlar yani mezarlığı. Manchester öldürdüğünü iddia ediyor falan vampir. İşte ben takip ettim bir yerde, işte sapladım kazığı kalbine, ondan sonra da bedenini de yaktım falan gibi iddialarda bulunuyor. Ve böylece olay kapanıyor. Ve zaman son maddemiz. Son maddemiz. Beş. Her inançtan, her kültürden, her türlü insanın bu mezarlıkta yatıyor olması ve çok çeşitli mezar taşlarının da aynı zamanda bulunması. Gezerken hakikaten bir yandan da bir açık hava müzesi geziyormuş kadar güzel bir estetikle karşılaşıyorsunuz. O da bize enteresan gelen, bizim hoşumuza giden 5. özelliğiydi Highgate Cemetery'nin. Londra'ya gelirseniz bizce mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Bazı müzeler ve işte görülmesi gereken diğer landmarklarla birlikte. Yani vaktiniz varsa mutlaka görün. İlginiz olan bir araştırın kimler yatıyor. Hani belki çok niş bir alanda bir ilginiz vardır ve o alanda çok ünlü biri orada işte kabri vardır belki. O yüzden mutlaka bakmanızı tavsiye ederim ben. Videomuzu beğendiyseniz baş ve abone olmaya, zili çalmayı unutmayın. Hoşça kalın.